Yıldızını parlat, güneşini yak, açıl ey gökyüzü, şehit geliyor. Cennet-i âlâyı lütfeyle de hak, kat kat yarıl, yol ver, şehit geliyor. Ben şehit istihkam uzman çavuş Tunahan Erbaşı. Aksaray ili Ağaçören ilçesinde dünyaya geldim. Salih ve Zeynep çiftinin 5 çocuğundan 3.'süyüm. İlk ve orta öğretimimi Ağaçören Atatürk İlköğretim Okulu'nda tamamladım. Daha sonra Ağaçören Şehit Menderes Taşkale Çok Programlı Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Bölümünden mezun oldum. 2017-2018 yılları arasında görev yerim olan Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevimi tamamladım. 2019 yılında askeri sınavlara katılarak uzman erbaş olmaya hak kazandım. Uzman erbaşlık eğitimimi İzmir Narlıdere İstihkam Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda dereceyle tamamlayarak Şırnak ili Silopi ilçesi 172. Zırhlı Tugay Komutanlığı emrine atandım. Geçici görevle gittiğim Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde sürdürülen Pençe Kilit Operasyonu'nda 20 Mayıs 2022 tarihinde kahramanca şehit oldum. Naaşım Ağaçören ilçe mezarlığına defnedildi. Denildi mi bir yerin adına Türk beldesi, gözüm al bayrak arar, kulağım ezan sesi. Ben Şehit Tunahan Erbaşı'nın arkadaşı İbrahim Çekiç. Şırnak'ta bir karakolda görev yapıyordum. Gece 12 saatlerinde üst amirlerimiz tarafından bize emir geldi. Yarın sabah Kuzey Irak'a gideceğimiz bildirildi. Malzeme ve teçhizat hazırlayıp yola çıktık. Gideceğimiz tepedeki teröristler sürekli Kuzey Irak'taki üst bölgemize taciz atışları yapıp haince saldırıp kaçıyorlardı. Bizim asıl görevimiz üst bölgemize saldıran hainlere yok etmekti. Gece 2 civarı hainlerin olduğu tepeye doğru yola çıktık. Sabah gün aydığında varmıştık ve hainlerin gelmesini bekledik. Kimse konuşmuyor, sessiz bir şekilde bekliyorduk. Bu bekleyiş tam 18 gün sürdü. Bir sabah yine uyandığımızda sabah saat 9 civarıydı. Tunahan uzman beni yanına çağırdı ve kolunu uzattı. Kendisine nasıl turnike yapacağımı söyledi. Bana dedi, bir şey olursa nasıl yardım edip yapabilirsin. Onun için göstermemi söyledi. Ben de koluna turnikeyi bağladım. Biraz turnikeyi fazla sıkmıştım. Bana kızdı gülerek. Sanki o gün şehit olacağını biliyordu. Saat 11 civarında arama yaptığımız esnada Tunahan uzmana baktığımda sanki karşısında bir kişi varmış gibi el hareketleri yapıp sanki bizim göremediğimiz bir şekilde başkasıyla konuşuyordu. Bu esnada hain teröristlerin yaptığı el yapım patlayıcı infilak etmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Hemen ilk müdahalesi yapılıp helikopterle hastaneye göndermiştik. Yaklaşık 5 saatlik süren ameliyat sonrasında şehit olmuştu. Belki o görevde canımızdan çok sevdiğimiz Tunahan'a şehit verdik. Ama binlerce kişinin hayatının kurtulmasına sebep olmuştuk. Hain teröristler etkisiz hale getirilmiş, üst bölgesindeki askerlerimiz hain teröristlerin tacizlerinden kurtulmuştu. Ben de Okan Erbaşı, Şehit Tunahan Erbaşı'nın kardeşiyim. Askerlik görevini başarıyla tamamladıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı'nın açmış olduğu uzman erbaş sınavlarına katıldı. Uzman erbaş olmaya hak kazandı, İzmir'e gitti kendisi. Orada eğitimini aldıktan sonra Şırnak ili 172. Zırhlı Tugay'a atandı. Mayın el yapımı patlayıcı tespit ve imha personeliydi. Farklı farklı görevlerde bulunduktan sonra eğitimlerini daha da tamamlayarak drone eğitimidir, mayın aracı kullanımıdır,
Bunları tamamladıktan sonra kendisini pençe kilit kapsamında göreve çağırdıklarını söyledi bize. Bu gideceğim görev 8 kat daha zor olduğu için hakkınızı helal edin. Belki gelemeyebilirim dedi. Helallik istedi bizden. Ben abimle en son görüştüğümde şehit olmadan bir gün öncesiydi. Perşembe günüydü. Kendisi ne olur ne olmaz sizler iyi yaşayın, iyi gezin dedi bize. Hakkınızı helal edin. Belki bir şey olur dedi. Ertesi gün cuma günü saat 1 civarlarında olay olmuş. Saat 5 civarına kadar da ameliyat sürmüş. Saat 5 civarında işte şehit olduktan sonra ben 2 saat sonra haberim oldu. Konya'daydım çalışmak üzere gittiğim için. O haberi aldıktan sonra insan kötü oluyor tabii. Sonrasında buraya geldim memlekete. Abimle bizim anılarımız çok. Bayram namazları da sabah namazınızı kıldıktan sonra erkekler olarak biz 4 kişi, abim, ben, babam, kardeşim mezarlık ziyaretlerine, kabir ziyaretlerine giderdik. Bu bayramda abim yoktu. Beni en etkileyen, en derinden üzen olay da oydu. Hep beraber gittiğimiz yere bu sefer abimi de görmek için gittik. En üzücü olayımız da buydu. Buradan 18 Mart şehitlerine ve tüm vatanı için gözünü kırpmadan şehit olan abilerimize, ablalarımıza, hepsine rahmet ve minnetle anıyorum. Hepsini çektiler. Gidem sene kışın Tunahan geldim. Aksaray'a gittik. Beni doktora götürdüm. Orada gezdik, doktora gittik. Ondan sonra lokantaya vardık. İlle yemek yiyelim dedi. Evde de akşam yemeğe yiyeceğiz. Orada da yedik. Ben dedim evde yiyeceğim. Yok evde de yedik dedi. Yedik geldik gezdik tozduk. Geldik. Gelişimiz oldu işte o sene oldu. Son gelişi oldu. Bu sabahleyin vardım. Kayve pişirdi. Allah sana Türk kayvesi pişireyim dedi. Pişirdi, içtik. Oturduk. Şeyini gösterirdi, televizyona çıkardı. Kendine çay pişirirdi, oruç tuttu. Gezdiklerini gösterirdi, yattığı yeri gösterirdi. Karagöz oturuyor. Kupur kupur gezişler, yürüyüşler. Tunahanım, bir ateş düştün evimize. Çıngısı savruldu köylerimize. Tunahanım, kara gözüm. Çıngısı savruldu ateş düştün içerlerimize. Tunahanım, kara gözüm. İçimizden çıkmıyor ateşçi kuzu Tunahan'ı. Oğlum öpmeye doymadım, hayırsızım sevmeye kıymadım, yüreksizim şimdi omuzlarımda melekler ağlasın. Merhabalar, ben Rasim Salman, Tunahan çocukluk arkadaşıyım. Bu dostluk süre içerisinde ben Tunahan'la hiçbir zaman biz küstüğümüzü bilmem, birbirimizi kırdığımızı bilmem. Keza arkadaşlarına karşı da hiçbir zaman ben birisiyle küslük, düşmanlık yaptığını bilmem. Çok iyi niyetli, çok yardımsever birisiydi. Son 3-4 ayda çok rüya gördü, şehit olduğunu rüyasını gördü. Uyanırdı bana, beni arardı, derdi ki ben şehit oldum. Rüyamda böyle böyle gördüm. Mekanı cennet olsun. İçine doğmuştu yani 15 Mayıs günü beni aradı. Dedi ki hakkını helal et. Ben dedi operasyona çıkıyorum. Ailemin haberi yok. Ben de dedim ki yani helal olsun. Da yani her sürekli operasyona çıktın zaten yani. Şu an ne oldu hani? Sıkıntılı bir şey mi var? Dedi Irak'ın kuzeyine gidiyoruz. Orası dedi sıkıntılı bir bölge. Ben dedi sen bana hakkını helal et. Ne olur ne olmaz dedi.
20 Mayıs şehit olduğu gün saat 16.42'de mesaj attım ben. Turan kardeşim iyi misin, hani bir ses ver, iyi olduğunu bileyim gibicesine mesajı iletildi ve tek tikti. Sonra ben bir yarım saat, bir saat kestirdim, uykuladım. O gün telefonum çalmaya başladı. Uykumdan uyandım. Mustafa aradı. Telefonu açamadım. En sonunda Mustafa tekrar aradığında Tunahan'ın hastanede olduğunu, hala hayatta olduğunu ama yaşama ihtimalinin düşük olduğunu bildirdi bana. Ben inanmadım tabii başta. Sonrasında yine ortak arkadaşlarımızı arayıp bu sefer şehit olduğu haberini verdiği zaman hem dünyam yıkıldı. Ben üzülmüyorum şehit olduğuna. Tunahan'ın şehit olduğuna asla üzülmüyorum. Hatta çok gururluyum. Her zaman çok gururluyuz. Her zaman seviniyoruz. Her zaman alnımız dik. Şu anda bu video muhtemelen Açören çok programlı lisesinde yayınlanacak. Biz de Tunahan'la orada 18 Mart çalışması yapmıştık. O liseden mezunduk. Vatan anamız için ölesiye dövüşecek miyiz? Evet! Dövüşecek miyiz? Evet! Ben komut vermeden kimse bir kurşun daha isitmeyecek. Anlaşıldı mı? Evet! Anlaşıldı mı? Evet! Hakkınızı helal edin. Helal olsun! Hakkınızı helal edin. Helal olsun! Kardeşim mekanın cennet olsun. Ailesine, tüm sevenlerine, tüm arkadaşlarına sabırlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Oğuzhan Atak. Öncelikle 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun. Rabbim tüm şehitlerimize gani gani rahmet eylesin inşallah. Bu vesileyle şehit Tunahan kardeşimizi ve bizi unutmayıp bize söz hakkı veren hocalarıma teşekkür ediyorum. Tunahan'la çocukluk arkadaşıydık. Tıpkı siz öğrenci kardeşlerim gibi bizler de o sıralarda oturup o koridorlarda dolaştık. En son şehit olmadan 7 gün önce konuşmuştuk. Yani, operasyon dönüşü yemek sözü vardı bana. Nasip olmadı. Rabbim gani gani rahmet eylesin inşallah. Kardeşlerim, Tunahan sizler için, bizler için, bu vatan için şehit oldu. Allah mekanını cennet eylesin inşallah. Biz asker olarak sadece iki şeyden korkarız. Birincisi Allah, ikincisi unutulmak. Bir abiniz, bir kardeşiniz olarak sizden ricam, hiçbir şehidimizi unutmayın, unutturmayın ve duanızı eksik etmeyin. Öncelikle selamün aleyküm. Ben Jandarma Uzman Çavuş Hicret Görgülü. 18 Mart Şehitleri Anma Programı'nda bizlere de yer veren değerli Ağaçören Lisesi hocalarıma teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün de aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Ruhları şad olsun aziz şehitlerimizin. Onlara minnettarız. Dostum, kardeşim, arkadaşım, Şehit İstihkam Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı. İlkokul, ortaokul, liseyi beraber okumuştuk. Okul hayatımız bittikten sonra beraber farklı işlerde çalışmışlığımız olmuştu. Yani hiç ayrılmadık neredeyse. Meslekteyken bile irtibatımız kesilmemişti. O güzel dostluğumuz devam ediyordu halen. Nasip oluyordu, izinlere de beraber çıkıyorduk. Dostluğumuz çok farklıydı, yüreği güzel kardeşim. Şehadete ermeden 2 ay önce yüz yüze görüşmüştük. Sanki yüzüne nur inmiş gibiydi. O günler, o gün gözlerimin önünden gitmiyor. Buradan şehitler diyarı, güzel memleketim, Ağaçören'ime selam olsun. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Nur inmiş yüzüne, seyre doyulmaz. Gören hangi yürek o an bayılmaz. Birbirini ardınca ikram sayılmaz. Lebedinde şerbet var, şehit geliyor. Ben Şehit Uzman Çavuş İsmail Yüksel.
25 Ekim 1993 tarihinde Aksaray ili Ağaçın ilçesinde doğdum. Ramazan ve Bahriye çiftinin 4 çocuğundan ikincisiyim. Ağaçören, Şehit Menderes Taşkale, Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni tamamladım. Aksaray Üniversitesi Elektrik Bölümünden mezun oldum. Hakkari ili Şemdin ilçesinde uzman çavuş olarak göreve başladım. 10 Haziran 2016 Cuma günü Hakkari Şemdin ilçesindeki Tekeli Askeri Üs Bölgesi'ne terör örgütü PKK mensuplarınınca düzenlenen saldırıda şehit edildim. Naaşım 12 Haziran 2016 Pazar günü Ağaçören ilçesi mezarına defnedildi. Ezan olduk, dinmedik. Bayrak olduk, inmedik. Şehit olduk, ölmedik. 2016 saat 4 sıralarında en son konuştuğumuz, beni aradığında bitkin şekilde konuşuyordu ve bütün ev halkını sordu, amcalarını sordu. Ama çok bitkindi. %90 o anda büyük ihtimal herhalde yaralı gibi hissediyorum sanki. Çünkü son uçması oldu. O arada da ben de sonra üzüldüm ama halimden acı çekiyor. Acaba o anda yaralı mıydı? Merhamı cennet olsun. Seni toprağa gömdüm, gömdüm o seni toprağa gömdüm, kanlı gözyaşımla pınara döndüm, tabutun üstünde dirildim öldüm, seni vuran eller kırılsın o. Ben Şehit İsmail Yüksel'in asker arkadaşı Mehmet Nadir Tuna. İsmail'de 2012 yılında Irak'ta bir sene beraber görev yaptım. Kendisi sessiz, sakin bir arkadaşımızdı. Askerden sonra da sürekli telefonla irtibat halindeydik. En son görüşmemiz 13 Mayıs 2016 tarihinde telefonla oldu. Hakkari'de Hakkari Çukurca'da şehit haberi aldığında benim şehit olduğumu düşünerek bayağı bir aramış. Ben ancak akşam dönüş yapabildim. Olayla ilgili biraz konuştuk. Sohbet ettik. Aradan İşte bir ay sonra falan, 10 Haziran günü Şemdin'i de şehit haberi aldığımızda bu sefer ben kendisini aradım. Ulaşamadım. Daha sonra şehit olduğu haberini aldım. Çok üzüldüm. Mekan cennet olsun inşallah. Her zaman kalbimizde. Seni gömdüm ben öldüm, seni gömdüm ben öldüm. Sana elveda dedim, gönlüme diyemedim. Seni gömdüm ben öldüm, seni gömdüm ben öldüm. Sana elveda dedim, gönlüme diyemedim. Bulutuna söyle, yaz bağlamasın, ıslanmasın koçum, gök ağlamasın. Kuşların ötüşüp can dağlamasın, Goncamı aşkla der, şehit geliyor. Ben Şehit Bahriyeli Er, Tugay Bülger. 17 Haziran 1991 yılında Aksaray Ortaköy'de dünyaya geldim. Şenol ve Necla çiftinin 4 çocuğundan ikincisiyim. İlköğretimimi Atatürk İlkokulu'nda, ortaöğretimimi ise Aksaray Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde bitirdim. 2014 yılında nişanlanarak dünya evine girmeye ilk adımımı attım. Hayallerim vardı. Evlenmek, kendi işimi kurmak, baba olmak gibi.
2014 Kasım ayında birliğime teslim olarak Hatay İskenderun'da Acemi Birliğimi tamamladım. Usta Birliğimi Balıkesir Erdek Mayın Filosu Komutanlığı'nda Bahriyeli Er olarak yaparken tezkereme 3 ay kala mayın gemisinde nöbet sırasında denize düşüp boğularak 14 Temmuz 2015 tarihinde 24 yaşında şehadete erdim. Naaşım Ağaçören ilçe mezarlığına defnedildi. Ben Şehit Bahriyeli Er, Tugay Hülger. Bizi aradı o. Anne ne yapıyorsunuz? Ben de iyiyim Tugay'ım. Sen ne yapıyorsunuz? İyiyim anne. Anne sana bir şey söyleyeyim. Ne diyeceğim oğlum? Anne dedi ben de bayrama gelemeyeceğim. Sakın üzülme tamam mı? Dedi, üzülmem annem canım sağ olsun. Anne dedi şimdi abim o gün olacak. Onun sonu olacak için bayramdan dedi. Ben de ancak 10 gün izine gelebileceğim. Onun için de bayramdan sonra geleceğim. İyi tamam Tugay olsun canım sağ ol. Sen merak etme dedim. Bana tembih etti kuzum. Ertesi gün akşam haberi. Bayağı bir şey oldu. Biz organlarını bağışladık ya o zaman. Tugay bu organlarını dedim ben sadece Tugay'ımın dedim. Karaciğerinle böbreklerini aldılar. Başka yerine öne izin vermiyorum dedim. Ve yapalım bu üzerine dedim. Benim götürdüğü böyle hastanede böyle yoğun bakımda ama hep her tarafımda bak şey bağlı, kaplı bağlı. Ben de yaşıyor zannettim. Vardım gülümsüyor böyle, yaklıyor. Baktım böyle eline tuttum. Tugay dedim, yaralı olarak sana haber verdi gittik ya. Tugay oğlum dün dedim ne diyordum, ne oldu sana bugün dedim. Nasıl oldu oğlum, kaza mı geçirdin dedim. Ben yaşıyor zannettim. Bize hiç şehit oldum falan demediler. Kaza geçirdi dediler ama ya tedavi altında iyi dediler. Ben de böyle yatıyor böyle korunca tuttum ellerinden tuttum ama böyle bir elini böyle döşüme duruyor, bir eli şey yapıyor, gülümsüyor böyle, sağ tarafına dönmüş. Elinden tuttum, annem dedim, dün ne diyordum, sen dedim, ha dedim, düğüne geleceğim. Ne oldu sana dedim, annem dedim. Ama hastanenin başhekimi geldi, elimden tuttu böyle. Ablam seni duyamaz Tugay dedim. Niye hocam, yediyoruz ya Tugay dedim, daha dedim, kalbi atıyor ya dedim böyle. Öyle deyince, ben oturtturdular, Tugay maalesef hayatta değil, beyin ölümü gerçekleşti, artık o hayatta değil. Siz niye beni kandırıyorsunuz? Tugay mı bana hak dedim. Nefes alıyor dedim. Dedim ya işte. Daha inanmıyorum ona. Elini tutuyorum böyle. Elini tuttu böyle bırakınca şöyle şey etmedi. Soğuk geldi bana. Sevlerinden öptüm. Ayağlarını öptüm. Uzun sana. Oldu Tugay. Ne zormuş. Hayır mübarek. Orucum içimi yandı. Dilim damağım orası. Sabaha kadar yol gittik biliyor musun? Balıkesir çok uzağmış. Akşam tam orucu açtık haberi geldi. Zaten ben 2 gündür ekmek yemiyordum, içimde bir böyle şey. Bir şey olacak sanki. Hani böyle burama bir şey çöktü. Boğazıma kelimeler düğümledi. Sana ne oldu böyle Tugay? Yandakılar kimse bir şey demiyorsa kaza geçirdi diyorlar amca. Anne dedi, biz dedi, niye dedi bu eve taşındık ki dedim, niye Enes'im dedim. Anne dedi, oğlum asker abim her gün geliyor beni öbür evimize dedi, öpüyor gidiyor dedi. Geliyordu beyaz elbiseli abim dedi. 4 yaşındaydı Enes, küçüktü bak. Rüyasında demek ki bu çocuk daha sahibi olduğu için. Anne dedi, abim geliyor beni öpüyor gidiyor, sen görmüyorsun dedi. Asker abim dedi, geliyordu bu evden gidip gidelim oraya gidelim, buraya hiç gelmiyor ki dedi. Buna hiç sevmedi Enes. 5-6 sene gidelim dedi. 8 sene olacak. Bu sene büyük olacak. Her gün ağlardı. Ne olur gidelim. Asker abim buraya gelmiyor. O evde beni geliyor. Öpüyor gidiyor. Beni çok seviyor orada. Yanaklarından öpüyor gidiyorum. Şehitler ölmez kızım. Bayrak inmez diyen, şehit ölmez diyen birileri var. Saçını hemşire kesti böyle bir şeyin içine koydu, bezin içine koydu. Öykünü yine açtım böyle, açtım okudum, dua ettim. İçini özel yaratmış, 4 mevsim bir baş.
yaşım, taze saçlarım, sanki vasfı için özel yaratmış. Dört mevsim bir başım, taze saçlarım. Ah o saçlarım, ah o saçlarım. Dört mevsim bir başa taze saçlarım. Ah o saçlarım, ah o saçlarım. Dört mevsim bir başa taze saçlarım. Alnına şehadet damgası basmış, boynuna şefaat mühür asmış. Öyle gelen yiğit Hasoğlu Has'mış. Yollarına gül ser, şehit geliyor. Ben şehit jandarma onbaşı Ömer Görgülü. 1960 yılında Aksaray ili Ağaçören ilçesinde dünyaya geldim. Yaşar ve Suzan çiftinin 8 çocuğunun 3.'süyüm. İlkokul tahsilimi Atatürk İlkokulu'nda bitirdim. 12. ayın 26'sı 1980 tarihinde Kırklareli, Pınarhisar ilçesi Sütlüce köyünde trafik kazası sonucu şehit edildi. Naaşım 12. ayın 27'si 1980 tarihinde Ağaçören ilçe mezarlığına defnedildi. Gözleri yaşlı, gönülleri yaslı, sevdiklerimi gönlü yıkık ama göğsü mağrur bıraktı. Bu sana son mektubum anam. Çünkü dün gece bir rüya gördüm. Rüyamda melekler şehit olacağımı müjdeliyorlardı. Dostlarım hep yanı başımdalardı. Hiç indirmiyorlardı beni omuzlarından. Dualarımız semalara yükseliyordu. Öpmüştüm o mübarek ellerini. Helallik istemiştim senden. Ve seni ne kadar çok sevdiğimi son bir kez söylemiştim sana. Al yazmalı, ellerin asırlı, gül yüzlü anam. Seni ben vatana gelin eyledim demiştim. Öyle de oldu. Öyle de oldu canım anam. Hepimizi bıraktı gitti. Abimin askerlik zamanında işte Kütahya'ya ilk acemi birliğinde gittiğinde bekledik bayağı gelir diye, gelmedi. 10 günlük izinleri vardı zaten askerlerin. Abimi göndermediler. Sonra abim Kırklareli'ne gitti. 2-3 ay sonra annem bir bulmadan anneyle gideceğiz biz oraya. Yanına diye. Sonra gittiler işte. Annem bir gitti yanına abimin. Orada birkaç gün vakit geçirdiler. Abimle geldiler. Annem giderken zaten gitmeden öncesinde de sanki içine doğuyormuş gibi illa da Ömer'i bir göreyim, illa bir göreyim. Artık babam yani durmadı. Tamam dedi, götüreceğim seni. Gittiler, orada birkaç gün vakit geçirdiler abimle. Baktı işte, geldiler, sonra dediler askerler olsun, komutan olsun, Ömer'imi çok seviyorlar, çok iyiler. Artık ağlamayacağım dedi annem. Sonra işte bir iki ay sonra, annem bir geldikten bir iki ay sonra abim şehadete vesile oldu. O acı çok tarifsiz bir acı. Annemin yüreğini yaktı, babamın yüreğini derseniz aynı öylesine. Allah kimsenin başına vermesin o acıyı. Abim şehit olduğunda, öncesinde annem bir daha farklıydı. Sonra annem bir daha çok farklı oldular. Hayata gülmeyi unuttular. İnsanlar abimin acısını aynı mahalle olsun, Ağaçören ilçesi olsun, aynı bizimle yaşadılar. Abimin oradan gönderdiği bir mektubu vardı. Bir dörtlük yazmıştı. O 8 yaşındaydı, hiç unutmadım. Annem bana vermişti onu. Hep okuttururdu. Ablam bile çok değer verirdi. Küçüklerini, büyüklerini ayrı severdi. Hepimize sarılmayı çok severdi. Çok özlemle sarılırdı bize. Sanki bir daha hiç, yani bir araya gelmeyecekmişiz gibicesine. Hepimizi ayrı ayrı, ayrı ayrı severdi. Anneme hiç kıyamazdı. Annemi çok severdi. Dayanamazdı anneme. Annemin bir dediğini ketmezdi, babama da öyle, hepimize öyleydi bu da. Yani bilmiyorum, hep şey derdi,
Annem derdi seni evlendireceğim. Hayır anne, belki de askere gideceğim, belki şehit olacağım derdi. Bilemezsin derdi. Annem kızardı, oğlum niye öyle söylüyorsun? Anne bilemezsin. İnsanların nerelerden geçeceğini. Bir geleyim hele ondan sonra derdi işte. Annem çok üzülürdü. Kendim uzak, hayalim yakın. Resmime bakıp ağlama sakın. Bu bir hatıra anne. Dikkatle bakın. Kıymetim yoksa ateşe atın. Diye bir dörtlük yazmıştı. Annem sürekli bana okutup ağlardı bunu. Yani 40 sene geçmesine, 42 sene geçmesine rağmen ben bu şiiri hiç unutmadım. Abimi zaten hiç unutamadık. Abim çok değerli bir insandı. Konuşurken bile abime çok üzülüyorum. Çok küçüktüm ama anne dayanamıyorum. Bütün askerlere, bütün şehit annelerine Allah'ım sabır versin. Rabbim peygamber sabrı versin onlara. Çok yiyecek bir şey yok. Şehitlerimizi lütfen yaşatalım bir yerlerde. Böyle kalmasın. Onların borçunu ödeyemeyiz, vatan sağ olsun. Allah'ım herkesin, şehit yakınlarına sabırlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Beş parmağımızın birisi gittiği zaman nasıl ciğerimiz yanıyorsa, aynen abim gittiğinde de bizim öyle ciğerlerimiz yandı. Her şeyi hatırlıyorum. Abim çok iyi insandı. O kadar duygusaldı, o kadar merhametliydi. Çocuklara çok merhameti vardı, hayvanlara merhameti vardı, yaşlılara merhameti vardı. Abim hep söylerdi, hızlı yaşa, genç öl, tabutun yakışıklı olsun derdi. Sonra annem, oğlum niye öyle diyorsun derdi. Evlendireyim seni derdi, sonra hayır anne evlenmeyeceğim, ben belki şehit olurum derdi. Hep böyle biliyordu sanki, içine doğuyordu. Onun zaten iç güzelliği dışına vurmuştu, böyle... O kadar yakışıklıydı, o kadar güzeldi. Bilmiyorum benim abim olduğu için mi öyleydi bana. Ben abimi kelimelere sığdıramam. Çok üzgünüm. Bu sene geçti. Hala içimizde acısı. Ama bir taraftan da gururluyuk. Şehit ailesi olduk, şehit bacılar olduk hepimiz de. Rabbim Peygamber Efendimiz'e inşallah bulmuş eylesin. Şefaatçi eylesin, bize şikayetçi eylemesin inşallah hepimize de. Değirmenimiz falan bozulduğu zaman hep abim uğraşırdı, onları abim yapardı. Komşularımızın bir elektriğe gitse abim koşardı, hep her zaman için hiç kimseyi çağırmazlardı. Ömer, Ömer, Ömer. Mahallemizde yani Ömer derlerdi, başka bir şey demezlerdi. Abimin herkesin yardımına koşan birisiydi. Abimi bir iki beş kelimeyi anlatamam. Onun için vatan sağ olsun diyorum. Şehit ölmez diyen birileri var, birileri var. Süreyya selamın versin şahana, Firdevs kapılarını açsın o hana. Sığamaz arslanım yedi cihana, yeryüzü ona dar, şehit geliyor. Ben şehit jandarma komando eri Menderes Taşkale. 1974 yılında Aksaray ili Ağaçören ilçesinde dünyaya geldim. Dede ve Nazlı çiftinin 4 çocuğundan 3.'süydüm. Askerlik yaşım geldiğinde 3. ayın 23'ü 1994 tarihinde temel askerlik görevimi yapmak üzere Manisa Kırkağaç Jandarma Komando Er Eğitim Alayı Komutanlığına sevk edildim. Buradan sonra hizmetimi tamamlamak üzere Van ili Yavaş ilçesi Jandarma Komando Komutanlığı emrine dağıtımım yapıldı. 10. ayın 9'u 1994 tarihinde Van ili Yavaş ilçesi Töreli köyü yakınlarında bir grup hain PKK terör örgütü mensubu ile yapılan silahlı çatışmada şehit edildim. Naşim 10. ayın 11'i 1994'te Ağaçören ilçe mezarlığına defnedildi. Benimle birlikte anamın yüreğinin de toprağa girdiği o gün sevdiklerimin, sevenlerimin,
tek tek buz kestiği gün o gün. Nasıl oldu anlamadım. Geri yat denildiğinde çoktan yerde bulmuştum kendimi. Anlamadım vurulduğumu. Sıcacık bir şey hissettim sırtımda. Terliyordum. Sanki yaz gelmiş, öyle sıcağı çökmüştü tepeme. İşte o an, ilk sen değildin aklıma gelen anne. Önce atalarım, sonra yârim canlandı birden gözümde. Hoş gör be anam, kızma. Ben de baba olacaktım. Bilmiyorum, duyuyor musunuz sesimizi? Korkmayın, ağlamayın, gurur duyun. Vasiyetimizdir. Öyle evlatlar yetiştirin ki, adları Mehmet, soyadları şehit olsun. Üzülme anne, ağlama. Sırtımdan yedim kurşunu, kalbimden değil. Öylece duruyor hayallerim, vatanım şerefsizlere yar değil. Şehit Menderes Taşkale, arkadaşım, kardeşim, daha çok can dostumdu. Beraber vatana görevimizi yaptık Van Gevaş Töreli köyünde. Anlatılamayacak çok şeyler var. Anlatılmıyor. O şehit oldu. Bizler geldik ama her zaman kalbimizde, yüreğimizde, her zaman aklımızda. Çok iyi bir arkadaşımızdı. Canı gönülden vatan için canını veda etti. Menderes normal sivil hayatımızda da beraberdik. Beraber de çalıştık. Aynı yerde çalıştık. Aynı mahallede büyüdük. Acem birliğimiz de aynıydı. Ama şunu hep söylüyordu. Ben oradan gelemeyeceğim diye bir içinde hissi vardı. Sanki öleceğini biliyordu. Son işte çatışmamızda şehit olmadan 1-2 gün önceydi. Ya tahminim 3 gün önceydi. Yani hatırladığım kadarıyla hiç unutmadım ama. Bir gün ben bunun şeyine dedi, benim yanıma geldi. Dedi ki ben dedi burada kalacağım, ben dedi gidemeyeceğim dedi. Anneme dedi selam söyle dedi, rahmatlık dedi. Yani hakkımızı helal edelim dedi. Hakkımız helal dedi. Ben burada kalırım, ben gidemem, benim içimde böyle bir his var dedi. Ve aynı gün içerisinde bir gün ben böyle bir rüya gördüm. Yani onun şeyini. Beraber aynı tuttuğumuz bir yerde Menderes'le bir kargaşa içindeydik. Bir yerden geçmemiz gerekiyordu. Yani bir derenin içinden atlamamız gerekiyordu. Biz atladık arkadaşlarımızla beraber. Ama tabii bu rüyaydı. Menderes'in bir ayağı içeride kaldı, bir ayağı dışarıda kaldı. Çıkamadı dereden. Uğraştık. O yani kargaşa rüya mı bilmiyorum işte nasıl bir şey. Uyandık. Uyandım baktım başucumda buydu. Nöbet saatleri, gecedi, nöbet değil. Anlattım. Dedim arkadaşım ben buradan gidemeyeceğim dedi. Bura benim dedi olacak dedi. Ben burada, benim hiç umudum yok buradan gitmeye dedi. 2 gün sonra da rahmatlık şehir oldu. Ha belki hatırlamadığımız çok şeyler var. Çok anılarımız var. Sevilen bir kardeşimizdi, arkadaşımızdı. Mekanı cennet olsun. Hiç unutmadık, unutmayacağız. Nazlı büyüme çok, annesine, Nazlı anama çok yangındı. Ailesine düşkünüdü. Bilmiyorum çok söyleyecekler var ama insan derdi unuttu bilemiyor. Ama her zaman kalbimize nerede bir şehit haberi alsak, nerede bir asker görsek hep giremiz sızlıyor. Ama onlar şehadeti içti, şehadet şerbetini içtiler. Onlar daha çok sevilen bir kulumuş ki Cenab-ı Allah onları o mertebeye ulaştırdı. Çatışmalı yaptığımız sıralarda çok zor anlar yaşadık. Ocağında öldü, yani dizlerinde öldü. Aldık. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Hazır mı tekrar yani bu acıyı hissetmek istemiyoruz ama yine de en mutlu ona ki şehit anası oldu. Menderes abime de isim Cengiz abime diyelim. Cengiz abim. O da bir şehit abisi oldu. Ne mutlu onlara ki. Allah sabırlarını bol versin. Başka diyecek bir şey bulamıyorum. Buradan da tüm şehitlerimiz Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Allah ailelerine sabır versin. Yakın bir zamanda da kendi yeğenimizi kaybettik. Tunağan Erbaşı. Allah ona da rahmet eylesin. Ablam Allah sabırlar versin. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Çok anılarımız oldu Menderes'le. Ama anlatılmıyor her şey. Bazı bir şeyler anlatılmıyor. İnsan ahlakı içi yönmüyor. Gerçekten insan üzülüyor. Melek yeğenime de teşekkür ediyorum. Yani belki bunu anlatmak istemedik. Bu zamana kadar anlatmıyoruz. Komutanlarımız da çok severdi Menderes Taşkale'yi. Çok da şakacı, böyle insanlara hemen kaynaşan bir arkadaşımızdı.
Ayda kardeşimizdi. Şehadet şerbetini içmek ona nasip oldu. Bize nasip olmadı. Menderes Taşkale uzun yıllar oldu. Unuttuk tabii ki, illa ki. Unutmadık ama bazen işte hayat şartlarından dolayı, hayata mücadele etmek, tutunmaktan dolayı bazen aklımızdan çıkıyor. Ama gönlümüzde, kalbimizde her zaman için onun bir burukluğu var. Yanası yanası, ciğer yanası. Yansa da ağlamaz şehit anası. Ananın yaktığı asker kınası kıyamete kadar silinmezmiş. Kıyamete kadar silinmezmiş. Aziz şehidimiz Menderes'te biz askere gitmeden öncesinde tanıştık. Yakın köylü olduğumuz için maalesef 40 ağaca birlikte gittik. Orada Acem Birliği'nden sonra, o zaten Acem Birliği'nde timimizi oluşturduk. Biz genelde hemşerilerden oluşan, oradan Usta Birliği'nde de birlikteydik. Van Gebaş'a gittik Usta Birliği olarak. Usta Birliği'nde işte zorlu günler bekliyordu bizi. Vatan savunmasıydı, kolay olmayacaktı tabii. Bir gün hiç unutmam, operasyondaydık. Operasyona giderken bölük komutanı bana dedi, hani bölüğün güvenliğini al. Bölüğün güvenliği de işte zirveden gitmek için. Arkamı döndüğümde şehit kardeşim kaş göz işareti yaparaktan ben de geliyorum dedi. Onun için zor görev, kolay kolay şey, kolay görev ayrımı yapmazdı. Al istemir yürekliler, seçip seçip gittiler. Her yere gelirdi. Severdi yani. Kırmızı radyomuz vardı bizim bir de. Gündüzleri dinlediğimiz, bir araya geldiğimiz zaman üst bölgesinde genelde. Onu çok elinden düşürmezdi o. Biraz zor çekerdi ama en son görevimizde de işte kim olarak gittik. Saat 1 gibi kumanyamızı yedik. Kumanya yedikten sonra giderken üzerinde ateş açıldı işte. Biz teröristlerin üzerine gittik işte dağın tepesinde. Onlar tepeye konuşlanmışlardı. Biz de üzerlerine gittik işte. Bölük olarak, tim olarak. Onlara yaklaşırken işte şehidimiz orada vuruldu. Çatışma devam ederken onu dağdan aldık işte. 2-3 arkadaş aşağı düzlüğe indirdik. Candan geçtiler candan. Ana baba evlat yarka. Geçip geçip gittiler. Ahmet ben gidiyorum dedi. Hakkınızı helal edin dedi. Ülke çıksın diye dardan. Çok kötü olmuştuk orada. Arkadaşımızı şehit verdik. Tam gittik ama eksik döndük. Yılbaşında gelecektik. Birlikte nişanlıydı o zaman. Sözlüydü. Nişan yapacaktık. Kısmet olmadı. Dünya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal ediniz. Helal ediniz. Lütfen helal ediniz. Amcam Şehit Menderes Taşkale koymuş benim ismimi. Öyle ki bunun gururuyla yıllarca taşıdım ben adımı. Birkaç yıl önce onun ismi bir okula verilecekti.
Ben çok istedim benim okulumun onun ismini taşımasını. Çok şükür bu da bana nasip oldu. İsim borcumu bu şekilde ödedim sanki. Tabii ki onlara karşı borçlarımızı asla ödeyemeyiz. Bu videoyu hazırlarken hiç tanımadığım insanları tanıdım. Amcamın arkadaşlarıyla tanışmak nasip oldu. Onların ağzından amcamı dinlemek, vurulduğu anı dinlemek nasip oldu bana. Vurulduğu anda arkadaşlarına ben gidiyorum hakkınızı helal edin dedikten sonra su istediğini öğrendim. Bu bana şunu hatırlattı. Babaannem anlattığı bir şey vardı. Amcamın şehit olduğu gün şehit haberi gelmeden babaannemin sabahtan akşama kadar o günlerde soğuk su içtiğini öğrenmiştim. O anlatırdı. Hatta komşuları kızarmış niye bu kadar soğuk su içiyorsun diye. O da farkında olmadan bugün benim ciğerim yanıyor, bugün içim yanıyor diye bir cevap vermiş. O günün devamında da amcamın şehit haberi geliyor. Ben babaannemi bildim bileli o gün bugündür. Normal süt tükettiğini hiç bilmem. Vefatından bir hafta öncesinde bir rahatsızlandı. Hatta benim de küçük bir sitemim oldu. Yine soğuk su içtin ve hastalandın diye bir sitemde bulunmuştum. Amcamın su istemesi, babaannemin o gün bugündür ona karşılık soğuk su içmesi beni çok üzdü. İçtiğimiz bir damla suyun bile bedelinin çok ağır ödendiğini hatırlatmak istiyorum size. Videomuzun başında Tunahan'la arkadaşım Mustafa konuşurken demişti ki bir askerin en korktuğu şeylerden bir tanesi unutulmaktır. Ben Mustafa'ya sesleniyorum. Her su içişinde dahi onları hatırlayacak olan ben bir öğretmen olarak size söz veriyorum ki nefesim yettiğince hep onları anlatacağım. Asla unutturmayacağım, asla unutulmayacaklar. Videomuzu hazırlarken bizlerden yardımını esirgemeyen, üzüntülerini, derin acılarını tekrardan bizlere açan tüm şehit ailelerimize, tüm şehit yakınlarına, asker arkadaşlarına gönülden teşekkür ediyorum. Şehitlerimizin emaneti bizim emanetimiz. Hepsinin mekanı cennet olsun, şefaatleri bizlere nasip olsun inşallah. Can verdi. Herkese selam olsun. Kardeşim, arkadaşım 74'de bir tiyatrodum Menderes Taşkale'ye. Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim. Kendisi güzel kalpli, iyi bir dostluğu olan insandı. Allah tüm şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin, geride kalanlara sabır eylesin. Dünya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal ediniz. Helal ediniz. Lütfen helal ediniz. Seçip gittiler. Sakın unutmayın sakın, Şahit Fırat Fethi Sekin. Dünya tarla insan ekin, biçip biçip gittiler. Hepsini ceyittiler. Ülke çıksın diye dardan, candan geçtiler candan. Ana baba evlat yardan, geçip geçip gittiler.